Zonguldak açıklarında Sakarya gaz sahasında keşfedilen 710 milyar metreküp rezervlik yerli ve milli doğalgaz bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği devreye alma töreniyle ulusal ağa bağlanacak. Yalova Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi İshak Turan, Türkiye'nin artık enerjiyi ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna dönebileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz'de başlattığı derin deniz sondajları meyvelerini verdi. Sakarya gaz sahasındaki kuyulardan keşfedilen 710 milyar metreküplük Karadeniz gazı için bugün saat 20.23'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alma töreni gerçekleştirilecek. Enerji güvenliği uzmanı ve Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi İshak Turan, Türkiye'nin 170 kilometrelik açıktan böyle bir operasyonu gerçekleştirmesinin bir rekor olduğunu ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesiyle birlikte Avrupa'da enerji arz güvenliğinde sorunlar yaşandığını ifade eden Turan, Türkiye'nin kendi gazını kullanacak olmasının da büyük avantajlar sağlayacağının altını çizdi. 170 kilometre denizden açıkta bir operasyon gerçekleştirmesi aynı zamanda da bu alanda da bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi ise enerji güvenliği. Malum Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor geçen seneden beri ve bunun Avrupa enerji arz güvenliğinde nasıl bir soruna yol açtığını hep birlikte gördük. Enerji maliyetlerinin inanılmaz bir şekilde yukarıya çıkması aynı zamanda hem Avrupa'da hem de dünyada ciddi bir enflasyona neden oldu. Ve bu enflasyonu da hala yaşıyoruz. Daha da önemlisi Avrupa'da şu ortaya çıktı. Yani biz enerjide tek bir yere bağımlıyız ve tek bir kaynak kesildiğinde biz neler yapacağız? Ve Avrupa'nın yaşamış olduğu bu sorun aslında bizler bunu çok daha öncesinden yaklaşık 20-30 yıldır bu politikaları geliştirerek bugün bunların ötesinden gelmiş oluyoruz. Şimdi size ait olan farklı şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de enerji bağımsızlığıdır. Ekonomide askeri güvenlik olduğu gibi devletlerin en önemli politikalarından bir tanesi de enerji arz güvenliğidir. Onun için bugün Filyos'ta çıkarılan gaz bu açıdan da oldukça önemlidir. Oradan 3 farklı boru hattı ile birlikte 170 kilometrelik mesafeden Filyos'a bugün ilk gazı zaten geliyor. Geldikten sonra burada çeşitli kalibrasyon ayarları yapılacak ve kalibrasyon ayarları yapıldıktan sonra da burada ulusal şebekeye artık önümüzdeki ayın başından itibaren verilmeye başlanacak. Burada faz 1 bugün itibariyle ilk 5 kuyusu operasyona katılmış olacak. Eylül itibariyle de diğer 5 kuyuda burada kapsamı alınarak toplamda 10 kuyudan 10 milyon metreküplük bir doğalgaz akışı sağlanacak. Faz 1 tamamıyla bittikten sonra faz 2 operasyonuna geçecek ve faz 2 ile birlikte toplamda yaklaşık 15 milyar metreküplük bir doğalgaz akışı sağlanacak. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin konutlarda tükettiği doğalgaza denk geliyor. Yani yaklaşık olarak eğer yeni ek keşiflerle birlikte bu rakamlar daha da artabilir ama şu anda yaklaşık olarak 47 yıllık, 50 yıllık sadece konutlardaki doğal gaz Karadeniz'de şu an rezervlerde mevcut. Eğer bu faz 3, faz 4 ile birlikte 60 milyon metreküp ya da işte burada 80 milyon metreküpe çıktığında ise yani yaklaşık 10 yıl içerisinde Türkiye bütün sektörlerde tükettiği doğal gazın yarısını Filyos'tan temin edebilecek.